Aa, hayırdır, erkencesin, bir şey mi oldu yavrum? Ya biraz başım ağrıyordu da. Ay benim de bütün gün başım ağrıdı. Nasıl ağrımasın? Babaannen şirkete gelmiş, belin suyu görmüş. Geldi bize, demediğini bırakmadı. Sorma, aynen bana da. Vallahi beklediğimden daha büyük oldu tepkisi. Ne bekliyordun yavrum? Biz sana söyledik, dinlemedin bizi. Ne yaptın, konuştun mu Pelin Su'yla? Ayrıldı mı işte? Hayır anneciğim, ayrılmadı. Daha konuşmadın yani. Anneciğim, konuşsam da konuşmasam da Pelin Su'ya holdingden ayrılıyorsun, artık beraber çalışmıyoruz demeyeceğim. Ay yemin ediyorum, baban bir yandan, sen bir yandan, vallahi sen beni erkenden mezara koyacaksın çocuğum. Anneciğim aşk olsun. O ne biçim söz, olur mu öyle şey? Oğlum, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. O kadar emek, o kadar çaba boşuna mı? Pelin Su'yu şirkette istememekte babaannen haklı. Güzel annem, ben Pelin Su'ya bir söz verdim ya. Bari bu konuda onu yarı yolda bırakmayayım ha. Artık kendime olan saygımı kaybedeceğim. Gerçekten. Oğlum, ben ne diyeyim bilmiyorum ki. Hem zaten babaannem Lale tepki gösterir diye büyütüyor olayı. Lale'nin bir şey dediği yok ki. Belki de sana öyle gösteriyor. Yani belki de babaannene dert yandı, ne konuştuklarını bilmiyoruz ki. Onu bilemeyiz tabii de. Lale'nin yanından geliyorum dedi. Lale'nin niye morali bozuk diye sormak için gelmiş. Bak işte, babaanneni dolduran Lale. O zaman Pelin Su'yu kıskanıyor demektir. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Delireceğim ben artık. Yavrum bunda sevinecek ne var? Kesin kıskanıyor, kesin. Bir şeye gidiyorum da. Ay vallahi benim bünyem bu kadar çelişkiyi, bu kadar attraction'ı kaldıramaz. Şimdi benim oğlum bu kıza aşık mı, değil mi? Meyve sepeti işe yaradı mı, yaramadı mı? Şimdi bunların barışmasına ben sevineyim mi, sevinmeyeyim mi? Fikret o şiirleri kime yazdı? Ay delireceğim ben, vallahi delireceğim. Boşayayım ben bunu, boşayayım ben. Boşayayım ben bunu, sürün Fikret. Şimdi. Yani beni kıskanıyor, anlayabiliyorum. Yani kıskandığı için böyle yapıyor. Yoksa çok iyi bir insan o. Naif, kibar. Öncelikle çok iyi bir baba. Baba olacağımı duyduğum anda ilk hissettiğim duygu korku oldu. Korku. Ya seni kucağıma alamazsam, kokunu içime çekemezsem, o melek yüzünü göremezsem diye korktum. Allah'a şükür 4. ayımızı tamamladık. Çok sağlıklısın. Hızla büyüyorsun. Annenle birlikte sana kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Sana güzel bir yuva, güzel bir hayat sağlayabilmek için uğraşıyoruz. Umarım bizi seversin. Biz seni çok seviyoruz oğlum. Efendim? Lale? Onur? Ne diyorsun anlamıyorum. Sen ağlıyor musun? Evet. Ne oldu? İyi misin Lale?
Ben biraz duygulandım senin hamile günlüğüne yazdığını okuyunca. Ben de senin yazdıklarını okuduğumda duygulanmıştım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kapatıyorum. Lale, kapatma. Efendim? Buluşalım mı biraz? Konuşalım. Ne dersin? Ben biraz yorgunum. Yarın buluşsak olur mu? Tamam olur. Hadi sen dinle. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz. Ablacığım. Yüzünde güller açıyor. Onur'la mı konuşuyordun? Evet. Meyve sepeti için teşekkür mü ettin? Aa, ben teşekkür etmeyi unuttum. Olsun be, konuştunuz ya. Hı? Evet, günlüğe çok güzel şeyler yazmıştı. Böyle benim kafam karıştı, unutmuşum. Ay olsun, konuştunuz. Yarın buluşacağız. Ay iyi, ne güzel işte. Buluşun tabii. Barışın artık, bu saatten sonra ayrılmanız falan olmaz. Evet, özür de diledi zaten. Ay, hem de şiirli kız. Şiirli. Yani hatalı hissetmese kendini niye özür dilesin değil mi durup dururken? Tabii, tabii. Kesin. Bir de ben açık açık her şeyi anlatacağım ona. Hı. Yani Pelin Su'nun beni tehdit ettiğini. Hı. Ona sözleşme hakkında söylediklerinin beni ne kadar kırdığını. Hı. Her şeyi. Anlat ablacığım, anlat. İçinde ne varsa hepsini dök. Ayrıca bu doktor Onur'la da böyle arana biraz mesafe koy. Yani adam kıskanmakta haklı. Kıskanmazsa o zaman kork. Yani arama biraz mesafe koymak herhalde bir sıkıntı yaratmaz. Yok, yaratmaz ablacığım. İşte benim kardeşim. Aa, sürpriz! Filiz! Bakın kim geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. E o zaman hadi burada ne oturuyoruz? Aşağı inelim. Ha? Hadi, hadi. Anneciğim ya, iyi ki seni dinlemişim. Ablam pek bir iyi gözüküyor. Değil mi? İşte ekip çalışmasının faydaları yavrum. Biz bir ekibiz. Yani hep ablanların arkasına iç çevir diyorsun bana. Hayır tatlım. Yani düğün olana kadar gözümüzü dört açmamız lazım. Nergis bak kendin de söyledin. Fena mı oldu böyle? Sen hiçbir şeyi kaçırma tamam mı? Tamam. Göz kulak ol, ben yemeği hazırlayayım. Anne yalnız elini çabuk tut. Filiz abla çok acıktı. Ay, bu beni de yer. Çok korkuyorum. Ay. Vallahi elinize sağlık ya Songül abla. Afiyet olsun yavrum. Biraz daha ister misin? Sağ ol. Varsa yalnız ben bir tabak daha alırım. Tabii, tabii. Oh be, sonunda doydum birazcık. Biraz. Evet. Lale, sen hiç yemiyorsun, önündekiler duruyor. Yok, yiyorum. Yok vallahi yani, göbeğin de hiç çıkmamış. Vallahi hap kadar çocuk doğuracaksın diye korkuyorum yani. Kız şaka yapıyorum, şaka, espri. Dondu kaldı, gül gül ya. Bir de bir şey diyeceğim, sen böyle şimdi pantolonlar giyiyorsun ya. Hani bu bebek içeride sıkışmasın. Yok, bunlar hamile pantolonlar. Belli lastikli bunlar. He, rahatsa giyerim ben de vallahi. Giy vallahi. Sen oh, sağ ol valla. Maşallah. Lale. Aklıma bir şey takıldı. Sen düğün günü fenalaştın ya. Öncesinde böyle kötü bir şey yaşamadın değil mi? Yok. Eminsin? Hı hı. Yani öyle bir anda böyle bir evet diyordun. Allah Allah. Bir anda böyle bayıldın yani, öyle mi? Öyle oldu. Valla bana bu hiç inandırıcı gelmedi yani. Size geliyor mu inandırıcı? Aa, heyecandan canım olamaz mı? Ay piknikte de hatırlasana, böyle bir fenalaştı. Tansiyonu düşmüştü orada, onu biliyoruz. Da burada beni böyle bir şüphelendiren başka bir şey var. Nedir acaba? Valla bir şey olmadı, geçti gitti artık ya. Konuşmaya gerek yok ki. Hadi yemek ye. Bir dakika, bir dakika. Devam et Feriz. Nedir şüphelendiğin konu? Şimdi şöyle, acaba diyorum, Pelin Su düğün öncesi gelip Lale ile konuşmuş olabilir mi? Olabilir mi? Çünkü şimdi bu sinsi şeytanın ben böyle hiçbir şey yapmadan duracağına inanmıyorum. Bir de böyle bir, biz bugün bir şirkette karşılaştık. Bir
Kendi Hanım'ın emin tavırlar. Böyle bir haller bilmem ne. Bir de bu evlilik olmayacak gibi laflar falan. Bir dakika. Şirkette ne işi var bu kızın? Orada... Yani görüşüyorlar mı bunlar Onur'la? Ya şirkette çalışıyor ya Pelinsu. Kim? Pelinsu. Onur'un şirketinde mi çalışıyor? Upsi. Şirkette çalışmıyor. Pelinsu'nun şirketiyle Onur'un şirketi beraber iş yapıyorlar. O yüzden şirkete gelmiştir. Aynen beraber şey ortaklık gibi. Evet onu dedim annem ben de. Yani senin haberin vardı bundan yani öyle mi? Evet var. Hatta Onur bana şey sordu, izin aldı. Ben de tamam sıkıntı yok dedim. Bir de izin almasın bari. Tabii ki alacak. Evet zaten sadece bir iş anlaşması olduğu için ben de karışmadım yani. Yani mesela bu iş bitince onun da işi bitecek yani. Gönderecek, bırakacak yani. Tabii. Bırakacak anne merak etme sen. Sen ne anladın? Hani niye ikide bir böyle vıdı 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 şey yapıyorsun, tasdikliyorsun sürekli Lale'yi? Ha? Şimdi niye gülüyorsun yavrum? Evet, kusura bakma. Seni dinliyoruz hayatım Filiz'cim. Bir daha da karışmayın. Kız da doğruysa anlatsın lütfen. Şimdi şey, bence bu konuyu kapatalım. Zaten her şeyi konuştuk da. Bir şey de kalmamıştır herhalde. Lale, müsaade et. Dinliyoruz yavrum. Bak ayıp oluyor. Filiz'e çok ayıp oluyor. Şimdi şöyle, ben bunu Pelinsu'nun bu tavırlarını falan görünce şöyle düşündüm. Acaba dedim bu sinsi şeytan. Düğün öncesi gelip benim dedim Lale Sultanım'ın dedim. Böyle bir moralini bozmuş olabilir mi? Bak Lale, bu sarı çiyan yüzünden böyle bir hastalandıysam, bir moralim bozulduysa, evlenmekten vazgeçeceksen falan ben buna izin vermem yani. Aa yok canım, ne münasebet, olur mu öyle şey? Yok. Yani evlilikten vazgeçmek var, bunlar çok radikal kararlar. Öyle şeyler olur. Onur arıyor. Hı. Alo. Efendim. Lale uyandırmadın değil mi? Çok yemek yiyorduk biz. Şimdi ben annemi amcamlara bıraktım. Hazır dışarı çıkmışken de dedim ki bir senin yüzünü 5 dakika göreyim. Tamam mı? Müsait misin? Tamam geldiğinde ararsın o zaman. Görüşürüz. Tamam arayacağım. La şaka. Şey Onur geliyor beni alacak dışarı çıkacağız biz. Ay Onur hiçbir yere gitmiyor. Bir tabak koyuyoruz yemeğe kalacak bizimle. Ama anne tutuyorsun beni hazırlanmam lazım şu an. Gençlik işte. Oh be vallahi oh yani. Lale'nin şu halini gördüm yemin ederim içime bir su serpildi ya. Bu bulimik var ya. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Net yani. Bulimik. O zaman yemeğe devam. Lale yemiyor galiba. Bunu da alayım. Maşallah. Lale kız nasıl karşılaştık hastanede değil mi? Evet. Kısa bir şey soracağım. Unutuyorum dünden beri. Bu Onur. Bizim doktoru. Yumrukladı mı? Yok. Ha, öyle mi diyorsun? Yaptıysa da eline sağlık diyecektim ya. Ben o adamın sana bakışlarını hiç beğenmiyorum. Böyle şey gibi. Böyle kısık ya onun gözleri. Böyle baygın bakıyor sanki sana. Ay neyse de ben size ne gösterecektim? Bakar mısın? Çok güzel değiller mi? Ben göremiyorum diye Erol onları kendisi işaretledi. Ay onlar geleceğin sarı hanı. Benim çifte kavrulmuşlarım onlar. Ya Filiz mucize değil mi bu? Gerçekten öyle. Çok güzeller be. Bak buradaki Erol'e benziyor. Öbürü de bana. En son bu kaldı. Şey Songül abla çerez yok mu ya? Yılbaşına artık gelirsin kutlarız. Anne. Aa. Bu kız bizim evde bir hafta kalsa yeminle bak var ya ocağımıza incir ağacı diker ha. Lale, bak bir şey diyeceğim. Bu sarı çıyan var ya, sana böyle bir laf söylemeye çalışır. Böyle sana bir bulaşır falan. Sen hiç muhatap olmuyorsun. Bana yolluyorsun. O bende. Tamam mı? Sağ ol Filiz, sağ ol. Arıyor.
Efendim. Lale ben geldim. Tamam iniyorum o zaman hemen. Görüşürüz. Tamam bekliyorum. Filiz ben 5 dakika kapının önüne çıksam sana ayıp olur mu? Yok olmaz. Olmaz ben aşıkların önünde durmam zaten. Erol de yoldaymış ben de kalkarım birazdan. Tamam. Anneciğim ben çıkıyorum. Hadi tamam. Canım hadi hoşça kal. Arabada oturmayacak mıydık? Eve mi geleceksin? Aslında arabada oturacaktık ama... Yolda gelirken dedim ki... Lale dedim... Beni o güzel... O yeni... O aşk kırmızısı arabasıyla dedim hiç gezdirmedi. Gezdirmedin mi? Gezdirmedim. Gezdireyim o zaman. Ama şey, ben 5 dakikalığına çıktım. Filiz evde de çok ayıp olur ona. Bence Filiz'in karnını doyurursa annen, Filiz için her şey güzel olur. Evet, çok iyi o ya. Yazık Erol'a. Yazık değil Erol'a. Bence herkes hak ettiğini yaşıyor Lale. Mesela ben o kadar iyiymişim ki artık. Karşıma sen çıktın. O iltifattan sonra ben seni bir gezdireyim. İltifat değil, gerçekler. Anahtarı alayım. Anahtarı alayım, gezdireyim ben seni. Bilmem. Kaptan sensin. Tamam.
olmaya. Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri. Bir gülüşte sildin o eski. Bak aşk diyorum, yanaş diyorum, kime diyorum? 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 Ne güzel bir gece. Arabanla gezdiriyorsun beni. Böyle çok güzel bir manzaramız var. Baş başayız. Yani yolculuğumuzdan keyif aldıysanız ne mutlu bana. Sen benim yanımdayken ben her zaman keyif alıyorum. Önce bunu bir bil de. Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Ne ki? Araba için. Ben sana haksızlık ettim. Aslında tam haksızlık sayılmaz. Bir itiraf. Ben arabayı gerçekten de seni kıskandığım için aldım sana. Ama senin verdiğin tepkiyle bir silkelendim, kendime geldim. Lale. Bir gün geldi. Ben böyle her şeye bir duvar çektim. Her şeye, herkese karşı. Paramla, gücümle her şeyi elde edebileceğimi düşündüm. Ki elde ettim de, yalan yok. Ta ki seni tanıyana kadar. Sen beni değiştiriyorsun Lale. Sen beni bambaşka bir insan yapıyorsun. Sen beni kendime getirdin. Sen bana çok iyi geliyorsun. İyi ki hayatımdasın. Kendimden daha fazla düşündüğüm biri var. Hatta iki kişi. Bebeğimiz, emirimiz. Sen de bana çok iyi geliyorsun. Nerede benim telefonum? Bu arada ben Doktor Onur'la arama mesafe koyacağım, merak etme. Güzel haber. Ben de Pelin Su'ya artık holdingle beraber olamayacağımızı, çalışamayacağımızı söyleyeceğim. İş yaptığınız için ben karışmak istemedim. Ama Pelin Su'yla ilgili sana anlatmam gereken bir şey var benim. Tamam, söyle hemen. Dinliyorum. Şimdi bu geceyi mahvetmeyelim. Daha sonra anlatırım, olur mu? Peçim, ben aslında merak ediyorum. Çünkü aramızda bir sorun olursa hemen çözelim, anlatayım sana diye. Ama madem öyle istiyorsun, tamam. O zaman bu gece güzel yüzün asılmasın. Geç oldu, gidelim mi artık? Kaptan sensin. Hı. Gel. Teşekkürler. Kapısı açılan kaptan. Buyurun.
dakika dedi. Nerede kaldı bu kız? Az önce mesaj atmış bana. Onlara tur attırmış, dönüyorlarmış. Ay, ne şeker şeyler değil mi? Çok tatlılar. Nasıl kız? Ben demedim mi bu taktik? Taktik mi, ne taktiği? Aa, bebek ağlıyor. Bebek mi? Ay, aa, Gülşen niye bebek taklidi yaparak ağlıyor? Gülşen ol! Gülşen! Ay, anne inanmıyorum sana ya. İşte benim çevireceğim dolap da bu kadar yavrum. Beceremiyorum, ne yapayım? Anne, ne olursun bak beni yakacaksın. Dikkat et biraz daha. Gel şuraya. Asıl ben bir şey merak ediyorum. Allah aşkına bu Filiz'in Pelin Su'yla söylediği şeyler... Sen bu konuyla ilgili bir bilgin var mı? Yok anne, hiçbir şey bilmem ama benim de aklıma takıldı. Bir ablamın ağzını arayacağım. Ha şöyle. Ekip işimiz imiş. Anne aşk olsun ya. Gülşah falan ağladığı yok. Aa. Aa. Yok artık. Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz ama çıkar yakında kokusu. Ay. Benim işim bitti. Ellerim koptu artık. Ben biraz dinleneceğim müsaadenizle. Ay, ayol saatimi özledim. Dur ya. Ay, insan o kadar para verince özlüyor. Esmer yakışıklım, saatim neredesin? Ha? Burada değildi. Yok, burada değildi canım. Şurada, şurada. Bunun altında işte. Üçüncünün altında. Nerede ya? Aa. Aa. Allah kahretsin, yok. Panik olma. Ha! Şurada ya. Allah'ım ya Rabbim. Çaldırdın mı? Ay hırsız! Hırsız girse bir de... Yok yok. Hırsız olsa belli olur. Panik olma. Panik olma. Yangında ilk kurtarılacak. Buraya koydum, hatırlıyorum canım. Buraya koydum bu şey. Burada değil. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay anneciğim ya. Ay saat gitti. Bunun içine. Aman. Panik oldum. Allah kahretsin. Gitti, hakikaten yok. Hakikaten yok. Allah'ım yarabbim, ben bittim. Buradaydı. Ay burada mıydı ya? Neredesin be? Ya! Anne! Ah! Ay gitti. Ay ben gittim. Okey gittim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir şey yaptım ben. Bunu böyle yaptım. Böyle yaptım. Başıma yakın olsun dedim. Bulmazsam aklım iyi. Oh! Ay, Allah kahretsin. Ah, çok özledim seni. Vay be, amma arattın. Seni bir takayım şu oğlanın koluna. Bir daha hiç gözüm görmesin seni. Tamam mı? Oh. Nereye koyayım be? Yok yok, yine başımın altında olsun. En garanti yer burası. Şöyle yatayım, hatta bu tarafında. Böyle yatayım. Hatta uyumayayım. Ah. İyi geceler. İyi geceler. Her şey çok güzeldi. Tur için sağ ol kaptan. Rica ederim. Acaba diyorum yarın sabah beraber kahvaltı mı yapsak? Olur. O zaman hemen yarın olsun. Olsun mu? Thank you.
Ne oldu hanımefendi? Ay ağzınız kulaklarınızda. Vallahi hiç kendime engel olamıyorum şu an. Yavrum biz buna aşk diyoruz kısaca. Ay anne çok mutluyum ya. Ay canım benim. Ah güzel kızım. O kadar layıksın ki. O kadar. Benim.